Evet arkadaşlar, bugün Suadiye'den sizlerle konuşacağım. Çok sevdiğim bir arkadaşımla birlikte Suadiye gezisini birlikte yapacağız arkadaşlar. Bugün sahilden başlayacağız. Suadiye'nin iç kısımlarına kadar gideceğiz. Bağdat Caddesi, böyle hareketli bir video olacak arkadaşlar. Keyifli ve eğlenceli bir video olacak. Hadi başlasın o zaman Suadiye gezisi. Evet arkadaşlar, Suadiye gezimize başlıyoruz. Sevgili arkadaşımla birlikte. Suadiye'nin en sevdiğim yanlarından bir tanesi. Hem havası çok güzel arkadaşlar. Biraz yoğun kalabalık, gerçi pazar gününü seçtik ama hafta içi sakin oluyor. Sahilde yürüyüş yapmak gerçekten muhteşem. Şanslıyız bugün Songül'cüm, çünkü havada çok güzel. İlkbahar havası gibi 22 derece bir hava var. Evet arkadaşlar, biraz sahil havası alalım istedik arkadaşımla. Yürüyoruz. Gri ve kapalı bir hava var tabii ki. Ama Suadiye'yi çok seviyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz sevdiğim yerleri gezmeyi ve sizlerle paylaşmayı da seviyorum. Yanımda da yine sevdiğim bir arkadaşım var. Kafa dengi bir arkadaşım var. Hadi kız dedim, kalk dedim, gezelim Suadiye'yi. Hem ben çekimimi yapmış olayım, hem de birlikte vakit geçiririz. Neşeli, keyifli. Hadi arkadaşım, yürüyoruz. Tabana kuvvet. Devam. Evet, yazın, yaz değil artık yani, sonbahar havası ama sıcaklıklar normal değerlerin üzerinde biraz arkadaşlar. Bugün 22 derece, şansımızda zaten bir hafta yağmurlu hayatım. Bugün çektikti zaten. Ben biraz tembel olduğum için dış çekim, gezi bloklarımı ancak böyle yanımda bir arkadaşım olduğunda falan daha keyifli oluyor. Öbür türlü üşeniyorum. Bir üşengeçlik oluyor hayatım. Bundan arkadaşlar bir yaklaşık 18 yıl önce falan Suadiye'de yaşıyordum. Burada oturuyordum. Uzun yıllar severek oturdum. Çok seviyorum. Yani yaşayan kitle de çok elit ve kaliteli. Evet arkadaşlar. Evet. Hırçın, dalgalı bir deniz. Biraz denize doğru yürüyorum. Yazın da çok keyifli oluyor arkadaşlar. Ve sahildeyiz. Gel bir sahilde yürüyelim birazcık. Deniz havası alalım. Evet. Evet arkadaşlar. Eminim sizler de deniz görmek insanı huzur veriyor, keyif veriyor. İnanılmaz. Şu an biraz hava kapalı ama soğuk değil Allah'tan. Keyifli bir an yaşıyoruz. Martıların güzelliğine bakar mısınız? Keşke bunlara zoom yapabilsem. Gel hayatım, gel. Ay. Evet arkadaşlar, Suadiye sahildeyiz. Havayı da güzel bulmuşken bayağı bir sahil görüntüsü alacağım. Gel arkadaşım. Songül, nasıl çıkıyoruz? Güzel mi? Harika. Teşekkür ederim hayatım. Evet arkadaşım, ama mikrofonumuz bir tane olduğu için şu anda senin sesin ekrana yansımıyor. Onu söyleyeyim. Şu an seni duymuyorlar hayatım. Evet arkadaşlar, Suadiye sahilde. Güneşi göstersene bak, karanlıktan bir parça güneş kırıntısı var sadece orada. Gri ve kapalı bir hava. Ama her şeye rağmen Suadiye güzel. Öyle değil mi? Gel hayatım. Yanımdan gelebilirsin bebeğim. Birlikte yürüyelim hem. Hem sohbet edelim. Evet arkadaşlar. İstanbul gerçekten güzel bir şehir. Ama handikapları da var. Güzel yanları da var. Kötü yanları da var. Pahalı olması. Şimdi anlatıyorum ama Suadiye'de kiralar
maşallah aldı başını gitti. Hele de sahilde bir evde oturmaya kalksan 35-40 bin liranın altında kira yok arkadaşlar. Bu yabancı insanların ülkemizdeki mülk edinmesinden sonra bütün bu kiralar ve mülklerin fiyatı patladı. 3'e 5'e 10'a katladı arkadaşlar. Çok üzülüyorum. Ben Suadiye'de yaşadığım yıllarda çok küçük paralara çalışmama rağmen Suadiye'de orta halli bir evde hayatımı devam ettirebiliyordum. Ama artık şimdi orta halli bir yerde bile oturmanın Suadiye'de ya benim statümde birileri için neredeyse imkansız gibi biri. Biz de ancak böyle sahilde yürüyüş yaparız. Gel anacığım. Ay şunun güzelliğine bak. Allah aşkına kız ne kadar iri bir toraman bir martı. Ay böyle büyük bir martı gördün mü Songül? Ay bakar mısın onu çek lütfen. Ay tutar tutar severmiş. Kız çok iri değiller mi? Ha? Bana mı öyle geliyor? Çok fazla simit yemiş. Evet. Ay ben seni yerim. Seni yerim. Evet arkadaşlar. Buradan Songül çıkarız zaten şuradan hayatım. Songül benim yaklaşık 20 senelik arkadaşım, daha fazla mı? Yaşımız çıkmasın. 20 diyelim, bağlayalım bu işi. Kavga çıkmasın. En az 20 senelik bir arkadaşım. Uzun yıllar birlikte beraber güzel anılar biriktirdik. Ara ara da gelir bana Songül. Kafası estikçe arkadaşlar. Bakalım bir kafede oturursak Songül'le de izin verirse sizleri tanıştırırım. Çok şeker ve tatlı bir hanım. Ay kilolu çıkıyorum. Bahsetmiştim biliyorsunuz diyet, yeni diyet programım var. Diyet uygulayacağım diye. Ne güzel 64'lere kadar inmiştim arkadaşlar. Maalesef homini gırtlak. Hop istemediğim kilolardayım şu anda. Ama söz veriyorum sizlere bu kilolar gidecek yeniden. Geliyoruz. Gel Songül'cüğüm. Köpekleri almadığıma pişman oldum. Keşke köpekleri de alsaydık. Suadiye sahile gelip de köpeklerle gezmemek. Bakalım gidince bize ne gibi bir sürpriz yapacak. Paşa bizim arkamızdan bakıyordu. Paşa Songül'e çok düşkündür. Bakalım nasıl bir sürpriz yapacak. Ay yerim ben seni. Hayvan seviyoruz hayatım hepimiz. Hayvanları çok seviyoruz. Suadiye'de de bol miktarda köpeği olan insanla karşılaşırsınız. Songül'cüğüm böyle bir etrafı alabilirsin bir tanem. Benim şöyle geniş açılıp tekrar bana dönebilirsin bir tanem. Benim yeni görüntü yönetmenim dermişim. Hava güneşli olsaydı eminim daha güzel görüntüler yakalayacaktın ama elimizdeki imkanlar bu kadar. Sörfçileri alsana bebeğim, bakar mısın orada sörfler, bayılırım. Denizde bakar mısın pembiş pembiş neon sörfleri. Havada güzel bir rüzgar var sörfçüler için. Gerçekten güzel. Evet arkadaşlar. Gel anneciğim. Sokak köpekleri de var. Bir action yaşamayalım hayatım. Evet arkadaşlar. Sevoşunuz yollarda. Bugün bakalım kameramıza neler yansıyacak. Nasıl görüntüler yansıyacak hep birlikte. Şu sakin sokakta birlikte yürüyelim mi? Hadi arkadaşım. Suadiye'nin her sokağı ayrı bir güzel arkadaşlar. Böyle size de arkamı dönmek istemiyorum. Birlikte yürüyelim istersen sevgili Songül. Evet arkadaşlar. Bu caddede çok süratten biliyorsunuz çok insanları da kaybettik. Bir o tarafa al Songül. Evet sevgili görüntü yönetmenim. Bir de bu şekilde bu tarafı da alabilirsin. Ölmeden karşıya geçebilirsek iyiydi diye. Gel arkadaşım. Evet arkadaşlar. Sahil yolundayız. Yine de eski neşesi yok biliyor musun? Hiçbir şeyin kalmadı. Bundan 15 sene önceki insanlardaki huzur, neşe, o keyif yok arkadaşlar. Zengini, fakiri mutsuz. Depresyonda herkes. Sanmayın insanlar mutlu.
konforlu olabilirler ama mutlu değiller. Yani insanlarda son zamanlarda bir mutsuzluk hastalığı. Yani konfor demek mutluluk demek değil. Hiçbir zaman. Bunu unutmayın. O zaman geçiyoruz. Evet. Boş bir sokak bulduk. Hayatım. Geliyorum. Boş sokak bulduk diye de yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Çünkü her an her şey olabilir. Songül. Songül, seni de alayım mı bir tık? Peki. Bir kafede bir görüntü verirsin artık bu kadar konuşmaya. Suadiye vlogumuzda. Evet. Suadiye vlogumuzda hayatım. Ay ne huzurlu bir sokak. Şimdi birazdan Bağdat Caddesi'nin kalabalığına çıkacağız arkadaşlar. Sevgili YouTube izleyicileri, Suadiye sahilden Bağdat Caddesi'ne çıktık. Ay bu ne kalabalık gene. Evet, bu kalabalıkta yürüyeceğiz. Size bütün gün Suadiye'de yaşadıklarımızı an be an paylaşacağız. Değil mi hayatım? Evet. Sanki burada şey Beşiktaş Suadiye otobüsün içinde gibiyiz ayol. Evet. Bu evet'i de ne çok kullanıyorum. Evet, evet. Bir ara Ataşehir gezisinde hayatım çok fazla seviyor oraya, gidiyor oraya, geliyor oraya dediğim diye eleştiri aldım. Sizin gibi klas hanımefendi birine yakışmıyor dediler. Peki o zaman klas ve kaliteli konuşuyorum arkadaşlar. Bakalım caddede ilginç bulduğum insanları biraz yakın çekeceğim. Evet. Bakayım. El salla bize. Godiva, Mado. Ünlü oldun kız, seni de çektim diye. Telefonumdan bir bak. Evet arkadaşlar, Suadiye gezimiz sonsuz devam ediyor. Sokakların güzelliği. Tavşan mıydı? Evet. Hollanda tavşanı. Hadi bana bir Rolex alsana son gün. Adres hep postalanacak. Ben siparişini verdim. Geçebilir miyiz anneciğim? Aa, sokak çalgıcıları da var. Gel kız. Yol sen çıkmak için tam zamanı hesabı. Gel özür beni ya da fırsat düşünce. Dilim sensizlikte kalbi derdim yok. Son
bayağı yorulduk değil mi? Bakmam lazım. Bakalım. Evet. Bayağı yorulduk. Bayağı da yürüdük. Güzel bir gezi oldu benim açımdan. Özlemişim Suadiye'yi. Artık Bostancı'ya doğru devam ediyoruz. Sokakları çok güzeldir sahile inen Suadiye'nin arkadaşlar. Kat. Şansımıza bugün sessiz de buralar. Ne diyorsun Songül? Bugün Suadiye gezimiz güzel olacak sanki. Yok kız, gri de çıkmıyor görüntüler. Kapalı diye hani acaba karanlık çıkar mı diye düşündüm ama ne anılarım var bu Suadiye'de arkadaşlar. Şöyle diğer kısmı da çekeyim arkadaşlar. Bağdat Caddesi tek yönlü. İstanbul'da yaşamayanlar için söyleyeyim. Akış tek. Gezimizi tamamladık. Bostancı'dan Suadiye Işıklar'a kadar yürüdük. Oradan sahile indik. Sahilden tekrar Suadiye Bağdat Caddesi'ne çıktık. Ve şu anda yine caddede bir kafede oturduk ve soluklanıyoruz. Birer kahve içeceğiz Songül'le. Songül'den müsaade istedim. Seni çekebilir miyim diye birazcık nazlandı ama bilemiyorum. Bakayım. Arkadaşlar. Evet, Savaş'ınız bugün caddedeydi. Suadiye gezisini tamamladı. Güzel görüntüler yakaladım. Keyifliydi. İstanbul dışından izleyenler için bir fikir olur bence. Evet arkadaşlar. Yanımda da o kadar tatlı bir kedi var ki acaba kucağıma alsa bakar mısınız? Mekanın sahibi geldi diye oturuyor orada. Bugün bakalım yakaladığım görüntüleri, sohbetimi beğenecek misiniz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı, like'lamayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.